Şimdi şöyle bir tane direk verilmiş, yere dik bir şekilde. Diğeri de zeminle 45 derecelik açı yapıyor. Bizden istenen A ve B noktaları arasındaki mesafe. Bayrak direklerinin tepe noktaları. Şu aradaki mesafe isteniyor. AB mesafesi. Biz birkaç işlem yapabiliriz. Mesela şuradan A noktasından bir tane dikme indirebiliriz. Şöyle dikme indiriyorum. Sol taraftaki üçgen bir özel üçgen olur. Çünkü açısı 45 derece. 45 derece olan bir dik üçgen. Şuradaki açı da 45 derece olacak. 45, 45, 90 üçgenin hipotenüsü 3 kök 2 olduğu için dik kenarları 3'er birim olmalı. Burası 3 olmalı. Diğeri de şu parçada 3 olmalı. Sonra şöyle devam ederiz. Bu aradaki açı, şuradaki açı 90 derece. Biz A'dan BD'nin üzerine doğru bir dikme indirebiliriz. Şöyle bir dikme. 90, 180, 270, 360 olması için burada 90 olsun. Yani şurada gördüğümüz şekil bir dikdörtgen. Bu parça 3'tü. Şu parça. Tam karşısı da 3. Bu 4'ü çiziyorum. Şuraya 1 kalmalı. Tamamı 4 olduğuna göre. 3 olduğu için burası 1 oldu. Bir de bize bir değer daha verilmiş mi? Şurası. Şimdi şu uzunlukta 5 olarak verilmiş. CD uzunluğu. Şuradaki CD uzunluğu. Bu parçayı 3 bulduk. Tamam 5 olduğu için şu 5'i de çiziyorum. Bu parça 2 olacak. Şuradaki dikdörtgenin kısa kenarı. Tam karşısı da 2 olur. Şurası da 2. Şimdi şu yukarıdaki yeşil üçgen üzerinden Pisagor teoremini uygulayabiliriz. Hipotenüse x diyorum. Burası 90 derece zaten. X'in karesi 1'in karesi artı 2'nin karesi. X'in karesi eşittir 1'in karesi artı 2'nin karesi. X kare eşittir 1 artı 2'nin karesi 4 yapıyor. 5 yapar. Yani x eşittir karekök 5 olur.